Herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar kavşaklarda geçiş hakkı kurallarını öğreneceğiz. Çok çok önemli. Kontrollü ve kontrolsüz kavşak kuralları ve SRC 1 2 3 4'ten çıkacak ehliyet de çıkacak. Kontrollü kontrolsüz kavşak soruları mutlaka konuyu dinleyerek, soruları çözerek sınava girelim. Herkese başarılar diliyorum. Ve başlayalım. Evet. Kavşaklarda kontrollü kontrolsüz kavşaklarda geçiş hakkı kuralları nelerdir? Her şeyden önce kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadır. Sürücüler kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri içerisinde 30 metre, yerleşim yerleri dışında 150 metreden arkadaşlar sinyal vermek zorundadırlar. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip araçlara ne yapmak zorundadır? Yol vermek zorundadır. Bakın. Doğru geçmekte olan tramvaylar ilk geçer. Üçüncü olarak doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadırlar. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır. Evet arkadaşlar hemen 5. Kuralımıza geçelim. Beşinci kuralımız şöyle. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara mutlaka yol vermek zorundadır. Birazdan da örnek sınav sorularımızı çözeceğiz. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara bir iz veya mülkten geçiş yolundan karayoluna çıkan sürücüler karayolundan gelen araçlara bu bir iz ve mülk ne olabilir? Akaryakıt istasyonu olabilir veya bir mülkünüz olabilir. Çıkarken karşınızdaki araca geçiş hakkı vermek zorundasınız. Sekizinci olarak dönüş yapan sürücüler doğru geçmekte olan araçlara. Dokuzuncu olarak motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara. 10. olarak lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi sürücüleri diğer motorlu araçlara. 11. olarak da motorlu araçlardan soldaki sağdan gelen araçlara yol vermek zorundadır. Kurallarla ilgili arkadaşlar örnek sınav soruları çözeceğiz ve sorularımız birazdan gelecek. Kavşağa gelen sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarında kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise sürücünün kavşağa girmesi yasaktır. Sürücünün kavşakta gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, araçtan inmeleri veya araçlarının motorlarını durdurmaları da nedir? Yasaktır arkadaşlar. Evet. Hemen örneklerimizle birlikte inceleyelim hem de sorularımızı çözelim. Arkadaşlar bakın bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol verir. Şimdi burada geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır diye bir sınav sorusu gelmiş. Bakın burada 3 numara tramvay, 2 numara tramvay hattında, 1 numara da diğer yoldan geliyor. Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara ilk geçiş hakkını verirler. Demek ki ilk önce hangisi geçecek? 3 numara bakın. 3 numara. Daha sonra
Tramvay hattındaki 2 numara, daha sonra da bir nolu araç geçer. Yani sıralamamız 3-2-1. Evet, ilk geçiş tramvayındır, sonra tramvay hattındaki aracındır, sonra da diğer aracındır geçiş sıralaması. Evet, hemen geçelim diğer sorumuza. Evet, diğer sorumuz şöyle arkadaşlar. Diğer sorumuz, bakın. Kavşaklarda geçiş hakkı sıralamasına göre diyor, geçiş hakkı sıralamasını yapınız. Aynı şekilde bakın. Öncelik kimin? Burada bir nolu tramvay var. İki nolu diyelim. Tramvay hattındaki iki nolu araç diyelim arkadaşlar. Burada da üç nolu kırmızı bir aracımız var. Burada geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediğinde kuralımız ne diyor? Önce tramvay. Evet bakın önce tramvay 1 numara, sonra tramvay hattındaki aracımız, daha sonra diğer araç. 1 2 3 şeklinde geçiş hakkı sıralaması var. Bakın bu sorular hem serice 1 2 3 4'te çıkar görsel sorularda, hem de ehliyette banko sınav sorularıdır arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz şöyle. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Tabii ki burada da kırmızı araç bölünmüş karayolunda, beyaz araç bölünmüş karayoluna çıkıyor. Beyaz araca 1 dersek, kırmızı araca da 2 dersek arkadaşlar. Kuralımız neydi? Kural diyor ki bölünmüş karayoluna çıkanlar bölünmüş karayolundan geçenlere geçiş hakkı vermek zorundadır. Yani önce 2 numara, sonra 1 numara geçer sıralamada. Evet, hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz şöyle. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler karayolundaki araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır. Bakın burada örneğimiz de var. Örnekte akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç sürücüsü yola çıkarken solundaki araca ne yapmak zorundadır? Yol vermek zorundadır. Akaryakıt istasyonundaki araç beklemelidir. Evet, burada yine 3 tane aracımız var. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır diye bize bir soru sormuşlar. Arkadaşlar hemen bakalım. Sıralama koyalım. 1 numara olsun, 2 numara olsun ve 3 nolu bir aracımız olsun. Bu tip yollarda bakın bütün araçlarımız aynı statüde bakın. Herkes kendi sağındaki araca yol vermelidir. Kontrolsüz kavşaklarda düz giden araçlar herkes kendi sağındaki araca yol vermelidir kuralımız var. Bir nolu araçtan başlayalım. Bakın bir nolu aracı yuvarlak içine aldım ve sağına doğru bir ok çiziyorum. Yani iki numaraya çizdim bakın arkadaşlar. İki nolu aracı yuvarlak içine alıyorum. Yuvarlak içine alıyorum. Çünkü iki nolu aracın da sağında bakın sağında üç nolu bir araç var. Yani kırmızı bir aracımız var. Burada geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediğinde ne yapıyoruz arkadaşlar? En sağda 3 numara var bakın. Sonra 2 numara var. Daha sonra da bir nolu araç geçer. 3 2 1 şeklindedir geçiş hakkı sıralaması. Eğer arkadaşlar bunu anlamadık hocam.
diyorsanız şöyle de bir kuralımız var. Boş olan kavşağa bir yuvarlak çizin. Bakın bir nokta koyun. Kaleminizi sağdan sola doğru ok yönünün başladığınız noktaya gelin. Sorunun cevabı o şekildedir bakın. Başladık 3 geçirdin, 2'yi geçirdin, 1'i geçirdin. 3 2 1 cevabımız budur. Evet, hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz arkadaşlar, diğer sorumuz dikkat ederseniz yeşil bir aracın önünde ne var? Yol ver işareti var. Kırmızı araç da normal seyrinde hareket halinde bakın. Bu tip yollarda ana yol tali yol karşılaşmasında unutulmamalıdır ki arkadaşlar tali yoldaki araç sürücüsü en son geçer. Ana yoldaki ilk geçer. Evet, burada hangisi ilk geçer? Kırmızı araç ilk geçiyor. 1 2 numara daha sonra geçer. 1 2 şeklinde olur. Hemen diğer sorumuza geldik. Evet, diğer sorumuz şöyle. Bakın, geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Az önce kurallarımızı söyledik arkadaşlar. Kural diyor ki bölünmüş karayoluna çıkanlar bölünmüş karayolundan gidenlere geçiş hakkı vermelidir. Bakın bir nolu araç sürücüsü bölünmüş karayoluna çıkıyor. Bakın şuradaki çizgi, iki çizgi yolu bölünmüş hale getirmiş. Evet bakın. İki nolu araç bölünmüş karayolunda olduğu için önce geçer, bir daha sonra geçer. Önce 2 numara, sonra 1 numara geçmelidir. Kuralları da söyleyerek devam ediyorum arkadaşlar. Aklınızda kalsın. Çok çok önemli. Diğer sorumuz şöyle arkadaşlar. Bakın. Diğer sorumuz. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 1 numaralı aracımız bakın burada dönüş yapacak. A hızlanıp kavşağa girmelidir. B geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. C 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. D ikazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalıdır. Unutulmamalıdır ki arkadaşlar bu tip kavşaklarda, kontrolsüz kavşaklarda dönüş yapan düz giden araca yol vermelidir. Yani öncelikle bakın öncelikle burada hangisi geçmelidir? Tabii ki 2 numara değil mi? Geçiş hakkını kendisi kullanmaz. Hızlanıp yavaş kavşağa girmez. 2 numara aracın geçmesini beklemesi gerekir. Yani Ceyhan seçeneği doğru cevap. Önce 2 geçer. Evet, şöyle yapalım. Önce 2 geçer, sonra da 1 geçer. Evet. Hemen diğer sorumuza geçebiliriz. Diğer sorumuz gelsin. Evet, diğer sorumuz yine aynı şekilde. Evet, kalemimizi alalım. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet. Bu tip kavşaklarda da bakın arkadaşlar iki tane araç var. İki tane araç ikisi de dönüş yapıyor. Böyle kavşaklarda da aynı şekilde unutulmamalıdır ki dönüş yapanın sağındakine yol vermelidir. Ne demek hocam? Evet bakın şöyle. 2 numara sağındaki bir nolu araca yol vermelidir. Önce 1 numara sonra 2 numara geçiş hakkına sahiptir. Evet arkadaşlar bu konular çok önemli. Yani birçok örnek çözeceğiz. Onun için çok çok önemli konuyu kaçırmayalım.
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır diyor bakın. A. At arabası, B. Otomobil, C. Motosiklet, D. Kamyonet. Kuralımızı tekrarlayalım arkadaşlar. Dönüş yapan araç varsa en son geçer. Bakın motosiklet dönüş yapıyor. Motorsuz araç varsa motorlu araçlara yol verir. Düz giden araçlar kendi sağındaki araca yol verir. Bakın o kamyonetle otomobil kaldı. Kamyonetin sağında otomobil olduğu için ilk geçiş hakkına sahip Bursa seçeneğindeki nedir? Otomobildir. Hemen diğer örneğimize geçelim. Diğer örneğimiz şöyle. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Aynen az önce çözdüğümüz soruya benzer bir soru. İki otomobil var. İkisi de dönüş yapıyor. Kim kime yol vermelidir hocam dediğimizde unutulmamalıdır ki bu tip kavşaklarda herkes kendi sağındaki araca yol vermelidir. Yani birin sağında, bakın birin sağında 2 numara olduğu için önce 2 geçer, sonra 1 geçer. 2 ve 1 şeklindedir sınav sorumuzun cevabı. Evet, hemen geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda aynı şekilde geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, 2 tane araç var. Birisi at arabası, diğeri de nedir? Otomobil. Unutulmamalıdır ki kavşaklarda motorsuz araçlar motorlu araçlara her zaman yol vermek zorundadır. Öncelik 2 numaranındır. Daha sonra 1 numara geçebilir. 2-1 şeklindedir. Hemen diğer örneğimize bakalım. Evet, diğer örneğimiz geldi. Diğer örneğimiz dönel kavşakla ilgili. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet arkadaşlar, bu tip kavşaklarda da aynı şekilde bakın unutulmamalıdır ki dönel kavşak içindeki araç ilk geçiş hakkına sahiptir. Yani kavşağa en yakın araç hangisidir? 2 numaradır. Daha sonra 1'dir. Önce 2 geçer, sonra 1 geçer. Evet, burada da tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldaki araçlara yol verir. Yani şurada kırmızı araç bakın tali yolda olduğu için bekler ve ana yoldaki araca yol verir. Evet, diğer bir örneğimiz yine sınavlarda sık sık gelen sorulardan. Çekirdeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet arkadaşlar, yine bakın tekrarlıyorum. Önemli, unutulmamalıdır ki dönüş yapan araçlar en son geçer. Burada dikkat ederseniz 1 numara dönüş yapıyor motosiklet sürücüsü. 2 numara otomobil dönüş yapıyor. Her ikisi de beklemelidir. İlk geçiş hakkına sahip düz giden 3 numaradır. Demek ki 3 numara öncelik hakkına sahiptir. Daha sonra dönüş yapanın sağındaki araca yol vermelidir. Yani 2 numara motosiklete yol verecek. Bakın hocam motosiklet bir öncelik hakkı mı vardır? Bir otomobil daha önce geçmez mi? Diyen arkadaşlarımız var. Eminim ki şu anda duyuyorum. Hayır arkadaşlar. Motosikletler de bildiğiniz gibi minibüsler gibi, otobüsler gibi otoyolda hız sınırı kaçtır? 100'dür. Burada sıralamayı yapın dediğimizde 3, 1, 2 olur. Seçeneklere bakıyoruz ve cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, burada da dikkat ettiğimiz gibi nedir arkadaşlar? İşte bisikletli geçiyor ve otomobil.
Motorsuz araçlar motorlu araçlara yol vermelidir kuralımız vardı. Önce 2 numara sonra 1 numara geçiş hakkına sahiptir. Evet, diğer bir sorumuz. Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Bakın 1 numaralı araç. 1 numaralı araç dikkat ettiğiniz gibi tali yolda. Evet, hemen şöyle bir yazalım. Tali yolda. 2 numara ana yolda. A. Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalıdır. B. Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. C. 2 numaralı araca yol vermelidir. D. Hızını artırmalıdır. 1 numaralı aracı sorduğu için 1 numaralı araç tali yolda olduğundan dolayı 2 numaralı araca yol vermelidir olacak cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen diğer örneğimize geçelim. Bakın çok çok önemli örnekler, kaçırmayın arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmayın. Bakın geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır. Bu tip karşılaşmalarda arkadaşlar geçiş hakkı sorulduğunda biz neye bakacağız? Bu karşılaşmalarda unutulmamalıdır ki tali yoldaki araçlar en son geçer. Bakın hiçbirine bakmıyorum. Hemen tali yolda bir aracımız var mı? Bakıyorum. Tabii ki hocam. Tali yoldaki aracımız var. Şurada dikkat ederseniz tali yol işaretimiz. Demek ki arkadaşlar bir numara en son geçecek. Daha sonra bir kural söylemiştik. Dedik ki dönüş yapan araçlar düz giden araçlara yol verir. 2 numara dönüş yaptığı için bakın 3 numaradan sonra geçecek. 3 numarayı önce geçiriyoruz. Sonra düz gittiği için bakın 3'ü önce geçiriyoruz. Sonra 2'yi geçiriyoruz. En sonda tali yoldaki 1 numaralı aracı geçiriyoruz. Evet, geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, artık arkadaşlar kontrollü ve kontrolsüz kavşaklardan soru kaçırmayacaksınız. Örnekleri incelediğinizde ne kadar kolaymış hocam kontrollü kontrolsüz kavşak soruları diyorsunuz, eminim şu anda birçok arkadaşımız içinden geçiriyor. Hocam daha önce neden sizi izlemedik diyorsunuz. Evet, eminim ki. Geçiş hakkı sıralamasını soruyor burada. Yine unutulmamalıdır ki bu tip kavşaklarda dönüş yapan araçlar en son geçer. Yani bir numara en son geçiyor. İki nolu aracın, bakın iki nolu aracın sağında araç olduğu için önce 3'ü geçiriyoruz. Sonra da 2'yi geçiriyoruz arkadaşlar. 3-2-1 şeklindedir cevabımız. Diğer örneğimiz gelsin. Evet, diğer örneğimiz de hemen geldi. Bakın şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şeklimizde ne var? Hemen şeklimizi bir inceleyelim. Sonra soruları okuyalım arkadaşlar. Bir nolu araç, bakın tali yolda iki nolu araç, ana yolda üç nolu araçta dönüş yapıyor. Bu tip kavşaklarda da unutulmamalıdır ki tali yoldaki araç en son geçer. Bakın şuradaki tali yoldaki araç bir numara en son geçer. Ana yoldaki düz giden araç ilk geçer. Bakın şuradaki ilk geçer. Ve ilk önce demek ki 2 numarayı geçirdik arkadaşlar. Sonra 3 geçer otomatik olarak. Neden? Çünkü tali yoldaki bir numara en son geçer. Evet. Şöyle de olsa arkadaşlar tali yol olmasa bile ikisi de dönüş yaptığı için bakın 2-1'in sağındaki 3 numara önce geçer. 2-3-1 şeklinde. Şıklara bakalım hangisi doğrudur diyor. 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi bakın yanlış. 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi yanlış. En son geçecek arkadaşlar 1 numara çünkü tali yolda. 1 numara aracın 2 ve 3 numaralı aracın araçların geçmesini beklemesi. Evet bakın
Bir nol araç 2 ve 3'ün geçmesini beklemesi gerekiyor, değil mi? Burada bakın cevabımız otomatik olarak Ceyhan çıktı. D seçeneği de okuyalım. 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması. Bakın 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması nedir? Yanlıştır. Neden yanlıştır hocam? Çünkü dönüş yaptığı için, 2 numara ana yolda olduğu için ilk geçiş hakkına sahiptir. Diğer örneğimizi hemen gönderin arkadaşlar. Gönderin. Evet geldi bakın. Yine çok önemli sınavlarda banko gelen sorulardan. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Yine bu tip karşılaşmalarda geçiş hakkı sorulduğu zaman unutulmamalıdır ki bütün araçlar, bakın üçü de otomobil, herkes kendi sağındaki araca yol vermelidir. Az önce de söyledim arkadaşlar. Bu soruyu çözmenin iki tane formülü var. Bakın formülümüzün birincisi, bir nolu araçtan başlıyorum. Birin sağındaki araca yol veriyorum. Sağında ne var? 2 numara. Evet, herkes kendi sağındaki araca yol verecek diye tabi formülümüz. 2 numara. 2 numara geçiş yapabilir mi? Hayır hocam. Neden? Çünkü 3 numaralı araç var en sağda. Hocam 3 nolu aracın sağında araç var mı? Hayır yok. Bakın buraya soru işareti koydum. Yok. Demek ki kuralımız ne diyor? 3, 2 ve 1 şeklindedir cevabımız. İkinci formülümüz ne dedik? Boş olan kavşakta bir yuvarlak çizerim hocam. Sağ bir yuvarlak yaparak aynı noktaya gelirim. Bakın aynı noktaya geldim. 3, 2, 1 şeklinde araçların geçiş hakkı sıralamasıdır. Evet, hemen diğer önemli sorumuz. Evet, diğer önemli sorumuz sık sık sınavlarda yine soruluyor. Hem ehliyette hem de SRC sınavlarında. Şekildeki gibi bir kavşakla karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? Unutulmamalıdır ki ana yoldaki araçlar tali yoldaki araçlara göre öncelik hakkına sahiptir. Bakın tali yoldaki bir nolu araç en son geçer. Ana yoldaki araç, iki nolu araç ilk geçer. Daha sonra üç geçer. Tali yoldaki en son geçer. Evet, önce lastik tekerlekli traktör ana yolda olduğu için ilk geçer. Daha sonra 3 numara çünkü birin sağında bir tali yolda için en son geçiyor. Sağında 3 numara, sonra da 1 numara. 2 3 1. Hangi seçenekte? 2 3 1 Bursa seçeneğinde doğru cevap. Evet arkadaşlar, bugün sizlere banko sınav soruları çözüyoruz. Bakın banko sınav soruları. Evet, çok önemli bir sınav sorusu daha geldi. Bakın geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Şimdi biz buraya öncelikle bir numara verelim. Bakın arkadaşlar, bir numara, iki numara, üç numara ve dört numara olsun. Geçiş hakkı sıralamasını yapınız. Nasıl olmalıdır sorumuza ne yapalım? Cevap verelim. Öncelikle unutulmamalıdır ki bu tip kavşaklarda geçiş önceliğine sahip araçların sıralaması vardır. Bakın birinci sırada ambulans, daha sonra itfaiye, daha sonra nedir? Polis ve iş makinesi var. Evet, burada ambulansı birinci sıraya koyuyorum. 2 numara. Sonra 4'teki itfaiyeyi alıyorum. Daha sonra 1 nolu polisi alıyorum. En son olarak da iş makinesini geçişini yapmak zorundayız. Yani 2, 4, 1 ve 3 şeklinde cevabımız olacak. Evet. Evet arkadaşlar, çok çok önemli
Ve ben de Nedim Şeker Akademi Instagram hesabında bu soruyu paylaşıyorum. Defalarca da paylaştım. Paylaşmamıza rağmen bu soru hep yanlış yapılan sorular arasında hala devam ediyor. Nedense arkadaşlarımız dikkatli çözmüyorlar. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır sorusunda unutulmamalıdır ki, bakın, tali yolda olan araçlar en son geçer. Ana yoldakiler ilk geçer. Tali yolda eğer geçiş üstünlüğüne sahip araçlar var ise geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ilk geçer. Ve sıralamamızı ana yol tali yol şeklindeki dönüş yapan ya da düz gidenlere göre yapmamız gerekiyor. Burada birinci aracımıza bakalım. Bakın burada bir polis aracımız var, değil mi? Öncelikle nedir? Polis ilk geçer. Bakın tali yolda olmasına rağmen, kırmızı ışıkta olmasına rağmen, tali yolu arkadaşlar kırmızı ışık gibi bilin. Kırmızı ışıkmış gibi davranın. Kesinlikle geçiş yapmayın. Evet, hemen bakıyoruz arkadaşlar diğer araçlarımıza. İki nolu aracımız gitti. Diğer araçlarımıza bakalım. Otobüs dönüş yapıyor. Nerede? Önünde ne var? Ana yol işareti var. 4 nolu aracımız otomobil. Hemen sağındaki işarete bakıyorum. Tali yol işareti. Ters üçgen. Dikkat edin arkadaşlar. Bunu karıştırıyoruz. 1 nolu kamyonun hemen sağ tarafında ana yol tali yol işaretimiz var. Ana yoldayız. Tali yoldan sağdan ve soldan araçların gelebileceğini söylüyor bize. Demek ki arkadaşlar bakın, 1 nolu araç düz gittiği için 2'den sonra geçer. Daha sonra ana yoldaki 3 nolu araç geçer. En sonda tali yoldaki 4 numara geçiş hakkına nedir? Sahiptir. Çok çok önemli bir sınav sorusudur arkadaşlar. Tekrar tekrar dinlemeniz sizin menfaatinizedir. Hemen geçelim diğer örnek sorumuza. Örnek sorumuz şöyle: şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Evet. Traktör, otomobil, kamyonet ve motosiklet. Evet, hemen bakalım. Değil mi? Kuralımız ne diyor? Demiştik ki dönüş yapan araçlar en son geçer. Arkadaşlar bir de şöyle bir kuralımız var. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Kontrolsüz kavşaklarda herhangi bir ana yol işaretimiz yoksa, lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi var ise diğer motorlu araçlara yol vermek zorundadır. Şimdi burada bakın, kamyonet dönüş yaptığı için bekleyecek. Lastik tekerlekli traktör olduğu için bekleyecek. Otomobil ile motosiklet kaldı. İlk hangisi geçer diyor bize. Tabii ki otomobil motosiklete yol vermek zorundadır. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen diğer örneğimize geçelim. Evet, şekildeki kontrolsüz kavşakta diyor. Bakın, sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Sola dönüş yapacak olan 2 numara. Ve 1 nolu araç da yine tali yolda, 2 numara tali yolda bize 2 nolu aracı soruyor. Yaya geçidi var. Yaya geçidinde yaya ilk geçiş hakkını bakın yapmak zorundadır. Neden? Çünkü yaya geçidinde herhangi bir ışık yok. Yaya geçidi işaretlerimiz var. Dar bir kavisle dönmelidir. Hızını azaltmadan kavşağa girmelidir. 2 numara için söylüyor bakın. Karşıya geçen yayaya yol vermelidir ve ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır. İki nolu araç ne yapmalıdır? Tabii ki ilk geçiş hakkını her zaman karşıya geçecek olan yayaya vermek zorundadır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen diğer örneğimiz gelsin. Diğer örneğimiz, bakın, az önce de buna benzer bir soru çözdük. Aynı değil. Dikkat edin. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Evet. Dönüş yapan motosikletimiz var.
ve lastik tekerlekli traktörümüz var. Düz giden iki tane aracımız var. Otomobil, kamyonet. Bakın, otomobil, motosiklet bekleyecek, lastik tekerlekli traktör bekleyecek. Şimdi ne oldu? Otomobil kamyonete yol verecek, değil mi? Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim. Evet, yine aynı şekilde bakın. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numara araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. Dar bir kavisle dönmeli. Hızını azaltmadan kavşağa girmeli. İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Karşıya geçen Y'ye yol vermelidir. Bu sorunun şıkları değiştirilmiş halde arkadaşlar. Ana yolda bakın herhangi bir şey yok. Tali yolda 1 numara beklemelidir. 2 numara dönüş yapıyor tali yolda olduğundan dolayı. Ki ana yolda olsa bile burada yaya yol vermelidir. Karşıya geçen yaya Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim diğer sorumuza. Evet, diğer sorumuz şöyle. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet arkadaşlar, 2 numara kamyon, 1 numara lastik tekerlekli traktör. Unutulmamalıdır ki bu tip karşılaşmalarda iş makinesi ve lastik tekerlekli traktörler var ise diğer motorlu araçlara yol vermelidir. Yani öncelikle önce 2 numara, daha sonra 1 numara geçmelidir. Hemen diğer sorumuz gelsin. Evet, diğer sorumuz da aynı şekilde geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Bu tip karşılaşmalarda da arkadaşlar geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediğinde bakın bölünmüş karayolunda 3 tane aracımız var. Herkes kendi sağındaki araca yol vermelidir bakın. 3'ün sağında 1 nolu araç sürücüsü geçebilir mi? Hayır. Neden? Çünkü sağında 2 numara var. Evet. Herkes kendi sağındaki araca yol vermelidir. Unutulmamalıdır ki bölünmüş karayolundan çıkan bölünmüş karayolundaki sağındaki araca yol vermelidir. 3 tane araç. Üçü de kendi şeritlerinde karşı yöndeki bölünmüş karayoluna çıkıyor ve en sağda burada 2 nolu araçtır. Bakın. Sonra 1 nolu araçtır. Daha sonra 3 nolu araç geçer. 2, 1, 3 şeklindedir doğru cevap. Evet. Burada da bakın. Az önce lastik tekerlekli traktörü çözdük. Şimdi iş makinesini sormuşlar. Evet bakın. Kamyon iş makinesi. Geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediğinde iş makinesi ve lastik tekerlekli traktörler her zaman diğer araçlara ne yapmalıdır arkadaşlar? Yol vermelidir. Yani öncelik hakkı kimindir? Kamyonundur. 2 ve 1 şeklinde cevabımız olacak. Evet, burada da hemen diğer sorumuza bakalım. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır diye bir soru sormuşlar. Evet. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Dönüş yapan araçlarımız var mı? Bakıyoruz. Hemen bakıyorum. Bakalım. 3 numara dönüş yapıyor. Bekleyecek. Bakın 2 nolu araç dönüş yapıyor. Beklemelidir. Sonra her ikisi bekliyor. 2 tane aracımız kaldı. 4 numara ve 1 numara. Unutulmamalıdır ki kontrolsüz kavşaklarda düz giden araçlar herkes kendi sağındaki araca yol vermelidir. Yani 4 numara 1 nolu araca yol vermelidir. Burada eğer ilk geçiş hangisinindir dediği için cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. Bize şöyle bir soru sorsaydılar. Şekildeki kontrolsüz kavşakta araçların geçiş hakkı sıralamasını yapınız demiş olsaydı
Sınav sorusu ki mutlaka sorulur. Önce 1 numara, sonra 4 numara. Yine unutulmamalıdır ki dönüş yapan dönüş yapanın sağındakine yol vermelidir. Yani 2'nin sağındaki 3 numara önce geçer, daha sonra da 2 numara geçer. Sıralamamız 1, 4, 3, 2 şeklindedir. Evet, hemen diğer örneğimiz gelsin arkadaşlar. Diğer örneğimiz şöyle. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Bakın bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A U dönüşü yapmalı. B 2 numaralı araca yol vermeli. C ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. D ilk 2 numaralı aracın sürücüsünü takip edip durdurmalı. Tabii bu tip yollarda da bakın iki taraftan daralan kaplamalarda dikkat edin lastik tekerlekli traktör karşısındaki otomobile nedir? Yol vermelidir. Yani 2 numara ilk geçiş hakkına sahiptir. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediğinde bakın otomobille bisikletli var. Tabii ki motorsuz araçlar motorlu araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır. Cevabımız 2 ve 1 şeklindedir. Önce otomobil, sonra bisikletli geçer. Evet, geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, bu karşılaşmalarda da arkadaşlar unutulmamalıdır ki bakın bisiklet yolu olan dikkat edin şuradaki sarı çizgiye bu bir bisiklet yoludur. 2 numara dönüş yapıyor. Bir nolu şuradaki bakın bisikletli bisiklet yolunda devam ediyor. Önce bisiklet geçer, daha sonra dönüş yapan 2 numara geçer. Evet bakın dikkat edin burada da bisiklet yolunu gösteriyor levha. Evet yine geçiş hakkı sıralamasını sormuşlar bize. Hemen bakalım. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Bu tip karşılaşmalarda da arkadaşlar kesinlikle unutulmamalıdır ki geçiş üstünlüğüne sahip araçlar daha önceki konumuzda da anlattım. Öncelikle birinci sırada ambulans, ikinci sırada organ nakli, üçüncü sırada itfaiye, dördüncü sırada polis şeklindedir. Bakın unutmayın. Burada verilenlere bakalım. Verilenlerimiz nedir? Bakın. Evet. Öncelik nedir? Öncelik ambulans. Evet, kalemi bulamadık. Şurada. Evet, öncelikle ambulans birinci sırada geçer. Daha sonra itfaiye geçer. Daha sonra polis geçer. Ve daha sonra diğer 3 nolu araç geçer arkadaşlar. Doğru seçenek. Hemen geçelim diğer örneğimize. Diğer örneğimizde şöyle geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Sorumuzun cevabı tabii ki bu tip karşılaşmalarda da geçiş hakkı unutulmamalıdır ki tali yoldaki araç sürücüsü en son geçer. Tali yoldaki en son geçer. Yani şuradaki tali yol işareti bir nolu araca beklemesi gerektiğini söylüyor. Önce 2 numara, daha sonra da bir nolu araç sürücüsü geçer. Hemen geçelim. Evet, aynı şekilde geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır sorusunun cevabına bakalım. Dönüş yapan 2 numara, düz giden 1 nolu araç sürücüsü var. Aynen burada da
Düz giden, dönüş yapan en son geçer. Bakın, 1 numara önce geçiyor, 2 numara daha sonra geçer. 1, 2 şeklinde cevabımız. Evet, geçiş akış sıralaması nasıl olmalıdır sorumuzun cevabı. Dikkat edin, 2 numara ve 1 nolu araç herhangi bir dönüş işareti vermemiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz bir sinyal olayımız yok. Sinyal olayı olmadığı için önce 1 geçer, sonra 2 geçer. Kavşaklarda herkes kendi sağındakine yol vermelidir. Bakın burada düz çizilmiş dikkat ederseniz. Hocam bu levha düz çizilmiş. Onun için önce 1 numara sonra 2 numara geçmelidir. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Sorumuzun cevabı unutulmamalıdır ki tali yoldaki araç sürücüleri en son geçer. Unutmayın arkadaşlar bakın. Bu tip kavşaklarda tali yoldaki en son geçer. Yani bir nolu araç sürücüsü en son geçer. Yani önce 2'yi geçiriyoruz, sonra 1'i geçiriyoruz. Evet, hemen geçelim. Evet, geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, bu tip sorularda da kuralımız neydi? Kural unutulmamalıdır ki kontrolsüz kavşaktaki araç sürücüsü en son geçer. Yani bir numaralı araç en son geçer. Dönüş yapan araç bakın en son geçiyordu düz giden araca göre. Yani burada 3 nolu aracımız var bakın burada. 3 nolu aracımız düz gittiği için önce 3 numara, sonra düz giden 2 numara ve en sonda 1 nolu araç tali yoldaki araç geçiş hakkına sahiptir. Evet, yine güzel bir soru. Geçiş hakkı sıralamasını yapınız. Nasıl olmalıdır? 1 nolu araç dönüş yaptığı için en son geçer. 2 nolu aracın sağında 3 nolu araç olduğu için bakın 3 nolu araç öncelik hakkına sahiptir. Önce 3 sonra 2 en son dönüş yapan 1 numaralı araç sürücüsü geçer. 3-2-1 şeklindedir. Banko sınav sorularından çok çok önemli soru. Evet. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı trafik işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda bütün sürücüler geçiş üstüne sahip araçlara yol verir demiştik, değil mi? Bakın burada örneğin 1 nolu aracımız olsun, 2 nolu aracımız olsun, 3 nolu araç olsun ve 4 nolu araç olsun geçiş hakkı sıralamasını yapınız. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır dediğinde unutulmamalıdır ki kavşaklarda geçiş üstünde sahip araçlar bulunduğunda geçiş hakkı sıralamasına göre sıralamayı yapıyoruz. Öncelik hakkı kimindir arkadaşlar? Burada 3 nolu ambulansın, daha sonra 1 nolu itfaiyenin, daha sonra 2 nolu polisin ve en son olarak da 4 nolu iş makinesi geçer. 3, 1, 2 ve 4 şeklinde. Evet. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, bu tip sorular sık sık sınavlarda geliyor arkadaşlar. Belki ikinci kez çözüyoruz bu tip soruları. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle neye bakacağız? Geçiş üstüne sahip aracımız var mı? Evet, polis var. Öncelik hakkı polisindir, değil mi? Daha sonra ana yolda düz giden bakın kamyon var. Ana yolda otobüs dönüş yapıyor ve ana yolda değil bakın 4 nolu araç tali yolda. Bakın şuradaki tali yol diyelim. Şuraya ana yol işaretimiz var. Dönüş yapıyor. Önce 2 numara geçti. Sonra düz giden ana yoldaki 1 nolu araç sürücüsü kamyon. Daha sonra ana yoldaki 3 nolu araç sürücüsü otobüs dönüş yapıyor. En son tali yoldaki 4 nolu araç sürücüsü
geçmelidir. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4 hangi seçenekte? Tabii ki Bursa seçeneğinde doğru cevap. Evet, bölünmüş yola çıkanlar bölünmüş yoldan giden araçlara geçiş hakkı verir demiştik. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara geçiş hakkı verir demiştik kuralımız. Yani burada bir numara önce geçiyor, üç numara daha sonra en sonda iki numara geçer demiştik. Evet, bir iz veya mülkten çıkanlar karşısındaki araçlara geçiş hakkı vermek zorundadırlar. Burada bakın iki numara önce geçer, bir numara pardon önce bir numara geçer. Bakın evet. Şöyle kalemimizi de alalım arkadaşlar. 2 numara bir izden çıktığı için beklemelidir. Önce 1 geçer, sonra 2 geçer. Burada da dönel kavşak içindeki araç önce geçer. Yani 1 numara, 2 numara daha sonra geçmelidir. Evet, yine geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediğinde hemen bakalım. Dönüş yapan motosiklet en son geçer. 2 nolu aracın sağındaki 3 nolu araca yol veriyoruz. Önce 3'ü geçireceğiz. Sonra 2 geçer. En son dönüş yapan motosiklet geçer. 3-2-1 şeklinde. Şekildeki görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkı hangi araca aittir? Hangi araç kullanmalıdır? Burada otobüs, otomobil, traktör, iş makinesi. Evet, burada da arkadaşlar unutulmamalıdır ki kontrolsüz kavşaklarda iş makinesi ve lastik tekerlekli traktör var ise diğer motorlu araçlara yol vermelidir. Dönüş yapan araç varsa en son geçer. Bakın arkadaşlar dönüş yapıyor. Lastik tekerlekli traktör, iş makinesi. Ne kaldı? Sadece otobüsümüz kaldı. Cevap nedir? Otobüs Adana seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Destek için beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Daha önce atmış olduğum trafikle ilgili serice 1, 2, 3, 4'te çıkacak, ehliyette çıkacak tüm soruları konuları anlattıktan sonra arkadaşlar sorularını da hemen arkasından %100 anlayacak şekilde sizlere aktardım. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Kanalımızı diğer arkadaşlarınıza da önerirseniz sevinirim. Bir sonraki yeni konu ve sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.